30 bin insan kanını döktü bu toprağa. Biz öğretmen Aybükeleri unutmadık. Ensesinden Diyarbakır'da kurşun sıkılan subayı, Gaffar Okan'ı unutmadık biz. Bunların hepsinin ipi 15 Temmuz'un kodları, sırları arasında saklı. Bu operasyonu bize yapan NATO'ydu. NATO'cu bir darbe işgal girişimiydi biliyorsunuz. Evet evet. Vatan Hepsi, Partisi, bütün darbelerin altında imzası hepsinde vardı. Hepsinde ama bu diğerlerinden çok daha farklıydı. Türk askerini, Türk polisini, tabii, Türk silah, polisini demiyorum özür diliyorum. Türk helikopterlerini, Türk gökkuşlarını milletine karşı kullanabilecek kadar gözünü kan bürümüş bir darbeydi. Evet. Bu darbeyi yapanlar bugün Kandil'i de yönetiyor. Bugün içerideki Altın Masa'yı da yönetiyor. Yurt dışında Macron'u da yönetiyor kukla gibi. İçeride bizim diğer altılı masanın her birinin siyasi teşkilatlarını da yönetiyor. Şunu da söyleyeceğim. O yapının AK Parti içerisinde sizlerle konuştuk. AK Parti içerisinde de adamları var. Evet. Gücü ellerine geçirse bunu AK Parti'ye de söyletirler. Bir görüşme gerçekleşmişti hatta masadan kalktığında Meral Akşener demiştiniz gizli AK Parti için. AK İsim vermemiştiniz unutmadım. AK Parti içerisinde bir küreselcinin bu operasyona ayak diyor. Hatta aynısı sizden hemen bir hafta sonra biliyorsunuz yeniden Refah Partisi'nde yaşandı. AK Parti bizi istemiyor dedi. Hı hı. Cumhurbaşkanı da bizzat Saadet Partisi'nin genel merkezine giderek benim irademin olduğu yerde siz kim oluyorsunuz? Küreselcilere bir mesaj olarak çıktı dedi ki ben Saadet Partisi'nin bütün teşkilatına sahip çıkıyorum demektir. Çıktı sahip çıktı. Peki yeniden Refah'ı masadan kaldıran kimdi? Meral Akşener'e otur diyen AK Partili kimse... Yeniden hala Refah'ın... o ismi açıklamamakta ısrar bunu mısınız? Bunu açıkladığımızda infial olur. Çok anladım, özür diliyorum. Tamam. O isim bugün yeniden Refah'ın masaya oturmasından da rahatsızdı. Ama Cumhurbaşkanı iradesi ortaya girince gitti. Velev ki Cumhurbaşkanı Allah muhafaza vefat etti, iktidardan çekildi, bir şey oldu. Allah muhafaza diyorum, hakikaten öyle bir durum. Bir AK Parti'ye birini başkan yaptılar. Öyle düşün. Küresel Gladio şu konuştuklarımızı AK Parti'ye de söyletir. Yani bugün küresel Gladio her yerde. Hmm. 28 Şubat Gladio sadece altılı masayı yönetmiyor. Yeniden Refah'ın masaya oturmasına muhalefet eden, ayak direyen de onlardı. Yani bu yüzden şunu söylemek lazım. Türk siyasetinde sağlam bir temizlik olacak 14 Mayıs sonrası. Bu ayrışmanın seçimi, ayrışma dönemi. Sanatta, siyasette, medyada, toplumda, her yerde ayrışma vakti. Bu seçim hakla batılın ayrışması gibi Türk siyasetinde de bir vatanperverler, bir vatan hainleri gibi kalın bir kırmızı çizgi çekildi. Onların ayrışma vakti. Yani ne bekliyorsunuz siz peki 15 Mayıs itibariyle? Nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Ben biraz işi küresel siyasete taşıyacağım. Ülkenin içinden daha çok dışarıya anlatalım ki izleyenler onu fark etsinler. İçeriye bir yansıması var bu olayların. Yurt dışında küresel olarak kaos hazırlığı var. İsrail'de Netanyahu çıktı. 3 gündür biliyorsunuz Harem-i Şerif'in izzetini çiğniyorlar orada. Evet. Yüzün üzerinde yaralı, 7'nin üzerinde vefat var, şehidimiz var orada. Bu insanların çıkıp devlet başkanı ya da devlet başkanı, eski devlet başkanı vasfıyla bir cümlesi var. Uzun sürecek bir savaş dönemine giriyoruz. Ben yayınladım kendi sayfamda. Bunu İsrail söylüyor. Güzel. İki Yunan'ın harbi meselesi. Dede Ağaç sıkışmış vaziyette. Tabii tabii. Doğu Akdeniz sıkışmış vaziyette. Namlular Türkiye'ye döndü. Türkiye Süleymaniye uçuşlarını geçecek hava yollarını durdurdu. Kapadı. Ve MİT dün Mazlum Kobani'ye, Ferhat Abdi'ye operasyon çekti biliyorsunuz, hı-hı, MİT infazı için. İki gündür bunlarla uğraşıyor Türkiye. Doğu bloğumuzu, sırtımızı temizleyip yönümüzü batıya çevirmek zorundayız. Tehlike şu an Kıbrıs üzerinden. İki Yunan'ın harbi dediğimiz mevzudur bizim. Güney ve Kuzey Kıbrıs'ın savaş mevzu. Batıda, adalarda doğrudan Ege Harbi Yunanlarla yaşayacağız. Tatbikatlar yapılıyor arda arda. Kuzeyde Dede Ağaç'ta binin üzerinde tank, helikopter, Sikorskiler vesaire zırhlılar hazır. İstanbul'a giriş için Selanik üzerinden bekliyorlar İstanbul'un işgali. Aşağıda zaten Şam döneminde şu an Şam'la Suudi yönetimi bir işbirliği, çirkin bir pazarlık halinde. Bizim güneyden kuşatılmamızla ilgili Araplar örtülü destek veriyor bir taraftan. Bir taraftan Esad'ın hala homurdanması devam ediyor. Rusya olmasa çoktan boğaz boğaza binmiştik biliyorsunuz. Rusya bu dengeyi sağlıyor. Türkiye ile güzel bir ittifakı var bu evet, konuda. Evet. Onu da bozmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri ama ne, biz ne diyorduk şu an ona? İçin başarmış değil. Orta Yay Türk Kılıcı'nın mimarı Alexander Dugin, Rusya ve Türkiye ortaklığı kaderseldir diyorduk. Yani ilahi bir kader gereğidir diye. Dönüyorum kuzeyimizde Rusya'nın Ukrayna ile savaşında Ukrayna'yı kışkırtıyorlar ki ateş, top, tüfek, tank Rusya'ya daha çok saldırsın. Rusya Türkiye tarafıyla ateşi dindirmenin, geri çekilmelerin, yani bir sulhü sağlamanın derdinde. Tahıl koridoru ve benzeri. Lavrov Ankara'daydı dün biliyorsunuz.
Evet, bu, evet, Lavrov'un önemli açıklamaları bu eksende vardı. Bir bakıyoruz şimdi. Küresel gladyo dünya genelinde bir savaş hazırlığında. Bu savaşın merkezi Anadolu.